Ben şeyi anlamadım. Biraz saklanacaktı, biraz üstte kalacaktı. Onu tamam. Şimdi onu göstereceğim. Şimdi nasıl doğa? Karnıvar benim çocuklarımdan bir tanesi hiç sevmiyor. Bu evet. şekilde karnıvar yemiş oluyor. Yani 18 yaşına geldiler hala onu takla atıyorum sebze yesinler, yesinler diye. Diye. Annelik çok da kolay şey. Olmuyor değil mi? Evet. Şimdi hızlıca sarımsağımı burada bir yağda çevirdim. İçerisine birazcık acı biber, birazcık kekik atıyorum. Hintlilerden öğrendim her zaman. Mutlaka baharatlarımı bir yağda çeviriyorum. O zaman lezzetini daha da iyi veriyorlar. Şöyle domates sosuyla şimdi birleştirdim. Klasik buraya kadar klasik bir domates sosu gibi oldu. İçine o gizlenecek olan karnabaharımız. Şimdi karnabahar ben fırınlamıştım önden. Hı, şöyle 180, yapmıştım. Evet ben 180 derecede bir 30-40 dakikada böyle güzelce renk alıyor. Etrafı sanki mısır patlatmışsınız gibi bir koku alıyor. Yani karnabahar... Yersen işte. Ben yemeğini de çok seviyorum. Hayır, ben yerim. Ben evet, severim. O böyle bir başka bir şeye dönüşüyor gerçekten. Yani karnabaharı patlatıp da o çocuklar evde mısır patladı gibi koktu mu dersen. Eğer o evde gerçek bir mısır patlatılıyorsa yemezler. Ama patlatılmıyorsa yersin. Evet. Ki ben hayır, yani zaten onun alternatifi demiyorum ama öyle hoş bir şeye bürünüyor yani. Kişilik seven değiştiriyor de bir değişik diyelim. Oluyor, evet mi? Ben de seviyorum galiba. Ben de çok seviyorum bu arada. Şimdi ne oldu? Birazını da püre yaptım. Püre birazını yaptın. Üstüne bütün koyacağım. Ha, içine saklayacağım dediğim evet, bu. Evet bu saklanan kısım yani sanki domates sosu yiyormuşsunuz gibi oluyor. İçerisinde bu arada soğan da var bunun. Ben genellikle bunu şöyle yapıyorum. Elimde ne sebze kaldıysa işte pırasa olabilir, bir biber olabilir. Bugünkü domates sosumun içinde biber de var mesela. Hepsini böyle beraber güzelce. Çok güzel bu arada bir şey oluyor hocam bunda. Demişti ya ben zaten hocamdan öğrenmiştim. Zerdeçal muhakkak fırınladığım sebzelere koyuyorum. İçerisinde mutlaka oluyor değil bunun mi? Bunun içinde de var. Şimdi bu böyle şöyle bir sos haline geldi. Of, burada spagetti olabilir, linguine olabilir. Ben de bizi kandıracaksın zannetmiştim. Gerçekten makarna varmış yani. Gerçekten burada. Makarna var. Bir tane karnabahar mantımız var biliyorsunuz. Ben önce öyle bir şey yapacağım zannettim. Hocam dedi ki hayır dedi makarnayı kullan gerçekten. Bir de sebze de olsun içinde. Yıllarca yedik onu yıllarca. Evet gerçekten öyle bir. Karnabahar. Şöyle şimdi spagettim normalden bir tık az pişirdim. Neden? Hı, çünkü burada da. Sosun içinde de pişecek. Şöyle alıyorum suyunu hiç almaya çalışmıyorum çünkü o suyundaki nişasta sosla makarnanın güzelce tutunmasını sağlayacak. O yüzden hiç ben süzmüyorum doğruca buradan buraya aktarıyorum. Birazcık birlikte. Parmesanım da var benim. Tabii ki çok güzel gider. Yakışır. Varsa ne yaptık ya burada şu anda bir şey oldu. Evet bu şimdi burada kendisi şöyle altında kısaya çok kısa burada. Daha. Evet onu en son parmesan. En son tabii. Evet biraz bugün büyük rendeledik. Ve burada şimdi makarna salatası. Geçemedim bu tarafa yalnız ben şu an. Evet. Makarna salatası yerine ben bugün arpa şehriyeyi kullandım. Arpa şehriyeyi demleme usulüyle yani pilav yapar gibi pişirdim. 1'e 2 ölçüsünde su koydum. Önden azıcık arpa şehriyemi kavurdum. Ben evde tam buğdaylı arpa şehriyeyi onu yurt dışından almıştım. Onu kullanıyorum. Keşke burada da olsa. Buradan seslenmiş olalım. O kime olsa, seslendik şu an? Belki işte birileri üretir arpa tam buğdaydan. Ya bizde çok az tam buğday alternatif var çünkü. Bizde o yüzden yurtdışına çok fazla var. Ekmek yapılan undan üretiliyor. Haklı. Çok doğru bir şeye temas etti. Değil mi? Değil evet. mi? Tam buğday yani tam ekmek ne kadar değerliyse evet. ve daha sağlıklıysa tam buğdaydan yapılmış arpa şehriye de o mis. Kadar çok faydalı. Mis. Yeşil soğanla yan yana yeşil... gidip kapat konuyu zaten şu an. Evet şimdi yeşil soğan, dereotu. Ne kadar kuver setin biber... varsa, rozmarinlik asit varsa attı içine bak. Akıllı bir mutfak. Süper. Evet, bu müthiş evet. hocam. Şimdi bayağı evet. ekşili güzel bir şey oldu. İki renk biber şart değil ama çok güzel oluyor rengi de. Böyle hocam, bir karnaval gibi oluyor. Gluten var ama değil mi? Nasıl? Gluten var. Var. Tabii ki gluten var ama gluten eğer söylediğimiz biçimde Çağla, bol posayla birlikte. Tam gıda şeklinde alınırsa düşünüldüğü kadar zararlı değil. Şu noktada mesela evet. değil mi? Evet. Yani normal beyaz undaki gluten miktarıyla... Tam buğdaydan hazırlanmış ondaki gluten miktarları da aynı değil. Evet değil. Bu çok aynen. önemli. Yani ben de çok gluten tüketmemeye çalışıyorum ama mesela tam buğday undan yapılmış bir makarna tercih ettim geçen gün. Ve hiç şişkinlik yapmadı. Glutenden dolayı. Evet, evet. evet. Çünkü o makarna aynı zamanda bir miktar nasıl ekmeği ferment ediyorlar, 7-8 saat bekletiyorlar. Evet. Kültür kullanmıyorlar, doğal mayalanma yapıyorlar. Çünkü mayalanma bir mucize çağda. O mayalanma bir annenin çocuk doğurması gibi. Yani zaman içinde gelişmesini sağlıyor elini, kolunu, bacağını onun gibi. Dolayısıyla o zaman süresini tanırsanız evet, çocuğa evet. sağlıklı çocuk doğduğu gibi. Siz eğer
mikroplara fermentasyon için gerekli sağlık süresini, zaman süresini tanırsanız verirseniz, o gıdadan çıkan ekmek, o gıdadan çıkan makarna daha sağlıklı kıymetli, ve daha kıymetli. Daha sağlıklı oluyor işte. Bu yüzyıllık mayalar vardır ya, sen bilirsin Nurcuğum. Kesinlikle ekşi maya. Ne güzel yaptın. Limon kabuğu kullandım, bunu söyleyelim. Hani organik değilse çok ben tavsiye etmiyorum limon kabuğunun kullanımını. Çünkü o pestisiti ayıklayamıyoruz. Limon suyu azıcık. Şöyle nar ekşisi koydum. Biraz da tercihe bağlı tabii ama ben jalapeno turşusu seviyorum. Bayılıyorum, bayılıyorum. Hafif çok bir acılık ve yine hafif ekşilik değil, veriyor. Hafif değil de çok güzel. Ama az koydun. Bunun içine hafif bayağı kalacak. Az evet. Kapari de sanki güzel olurdu. Kapari de çok yakışırdı. Evet, kapari çok koyuyorum ben de. Ama çok bugün kullandım. Koymadım. Kapari, kornişon koydum. Daha önce söyledim, Türk cinsengi diyebiliriz evet, kapariye. Kaparideki en çok bulunan madde ne biliyor musun Çağla? Kuversetin. Kuversetin genel soğandan olarak, çok evet, daha fazla. Soğandan, elmadan çok daha fazla kuversetin var. Bir şey turşusu mu hocam o? Kaparinin turşusu. Kendi bizim kaparinin turşusu. Biz Türk dünyanın en büyük kapari ihracatçılarından biriyiz ama 10 katı fiyatta geri alıyoruz. Evet, nasıl olabilir böyle bir oluyor, şey? Oluyor. Bütün yani, İtalya'da, Avrupa'da. Becermeniz lazım. Beceremediğiniz evet, zaman başkaları becerir. Biz Türkiye'nin dünyanın en büyük ot ihracatçısı Çağla. Yani dünyanın en çok ada çayı sağlayıcısı, kekik çay sağlayıcısı, nane evet, sağlayıcısı biziz. Hmm. Ama bunları biz Almanya'ya satıyoruz, Avrupa'ya satıyoruz. Onlar da bize ilaç olarak ya da çay olarak 10 katı fiyatla evet geri satıyorlar. Ya. Yani katma değer yaratmak besin sanayinde çok önemli bir çok, konu. Çok çok evet, gerçekten önemli olduğunu. Bir tek onu biz makarna da becerebiliyoruz. Hı. Bundan makarna yapıyoruz. Dünyanın en büyük makarna üreticilerinden biriyiz Türkiye. Hı. Çok iyi bir konuda. Evet, ama makarna, diğer alanlarda da yapmamız kapariye gelince lazım, sınıfta kalıyoruz. Evet. Değil mi? Evet, maalesef. Peki. Salatamız bitti. Salatamız da bitti. Başka bir şeyimiz var mıydı? Parmesan'ın eklendiğini göremeyeceğiz herhalde. Onu en son sunumda ekledim. En son sunumda ekledim. Peki tamam, ellerine sağlık. Teşekkürler. Çok sağ teşekkür ediyoruz. Hocamızla birlikte kadın sağlığı köşesine geçmek istiyorum. Uykusuzluk neden yaşlandırıyor? Hepimizin merak ettiği konulardan bir tanesi. Uykumuz yerinde değilse bununla ilgili neden bir şeyler yapmıyoruz? Ama bence bu haberi ben okuduktan sonra bence mutlaka herkes harekete geçecektir diye düşünüyorum. Çok doğru. Bir uyku teknolojisi şirketi tarafından yapay zeka kullanılarak yapılan araştırmada uykusuzluğun ve kalitesiz uykunun vücutta yarattığı tahribat göz önüne serilmiş. Uyku kalitesi iyi olmayan bireylerin ciltlerinde kurulukta tespit edilirken bu görüntüleri oluşturmak için 2000 İngiliz verileri, yüz hatları ve uyku düzenleri incelenmiş. Bir görüntümüz de var. Onlar da gelsin, iki tane kadın var. Yapay zeka ile oluşturan görüntülerde 7 saatten daha az uyuyan kişilerin yüzlerinde oluşan değişimler mercek altına alınmış. Kaliteli uyuyamayanların ekstra gözaltı torbaları, gözlerinin etrafında koyulaşma ve ciltte sarkma meydana geldiği görülüyor. İyi bir uykuda neler oluyor? Cildimizde ne oluyor? İyi uyuyamadığımızda neler oluyor? Yani bu evet, bu yapay zekalı yapılmış bir şey olabilir. Gerçekten ben de mesela iyi uyuduğumda kalktığım suratım bambaşka. Kötü yani, uyku çektiysem, için, uyuyamadıysam, kabuslarla bölündüysem sabah bir tuhaf bir suratla kalkıyorum. Yani bizim kendi zekamız bunu anlamak için yeterli yapay zekaya lüzum yok da. Şimdi çok çalışıyor hocam bu yapay zeka durumu. Belki insanlar iyi bir bunu şey, iyi bir evet, şey. Yapay evet, zekayı doğru kullanırsak evet, bize çok faydası olacak. Ben evet, o kanaatteyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.